FM TV'den herkese hayırlı günler. Ara Haber Bülteni'nde gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Haberleri sıcağı sıcağına sizlere aktaracağız şimdi. İlk haberimize başlayalım. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde teröristler tarafından ilçe jandarma komutanlığına bomba yüklü tankerle saldırı düzenlendi. Patlamada ilk bilgilere göre bir askerimiz şehit oldu. Aralarında sivillerin de bulunduğu 30 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekibi ve itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürerken hava destekli operasyon başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na dün gece bomba yüklü tankerle yapılan saldırının şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre PKK'lı teröristler tarafından Hani İlçe Jandarma Komutanlığı'na bomba yüklü tankerle saldırı düzenlendi. Saldırıda bomba yüklü tankerin şiddetle patlaması sonucu 5 katlı olduğu öğrenilen ilçe jandarma komutanlığı binasının büyük bir bölümü yıkıldı. Bölgeye kısa süre içerisinde çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada bir asker şehit oldu. Aralarında sivillerin de bulunduğu 30 kişi yaralandı. Durumları ağır olanların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla başta Diyarbakır Asker Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede ambulans ve itfaiye hareketliliği devam ediyor. Patlamanın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. İlçeye giden yollarda güvenlik kontrolleri yapılırken bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edildi. Tüm araçlar güvenlik güçleri tarafından olası bir duruma karşı didik didik arandı. Alo, var abi. Bırak şeyi falan. Var. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'ndan bölgeye sevk edilen helikopterlerin de havadan destek verdiği operasyon sürüyor. Öte yandan şiddetli patlama ilçenin her yerinde duyulurken ilçe jandarma komutanlığına yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan binalarda hasar oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. İlçe jandarma komutanlığına dün gece bomba yüklü tankerle yapılan saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada jandarma komutanlığı binasının bir bölümü yıkılırken çevresindeki binalarda büyük çaplı hasar oluştu. Patlamanın şiddeti nedeniyle ilçedeki birçok ev, iş yeri ve araç da zarar gördü. Bölgede incelemeler sürdü. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Ankara'ya geldi. Kralı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havaalanında karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz saat 16.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Kral Selman'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Kral Selman uçaktan elinde bastonuyla yürüyen merdivenlerden indi. Karşılama esnasında tören kıtasını da selamlayan Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte basın mensuplarına el salladı. Onlarca yüzlerce devlet başkanı başbakan uğurlandı ve karşılandı burada Esenboğa Havalimanı'nda. Onlarca yüzlerce devlet başkanı başbakan karşılandı ve uğurlandı. Çok özel bir uğurlama. İlk adımında çok özel bir uygulama var. Kral yürüyen merdivenlerle iniyor uçaktan. Yine ilk adımında karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte yandan Suudi Kralı'nın Esenboğa Havalimanı inişi öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Havalimanındaki araçlar dedektör köpeklerle arandı. Büyük bir heyetle Esenboğa Havalimanı'na inen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in ziyareti için 500'den fazla lüks araç kiralandı.
Ankara'da yeterli araç bulunmaması nedeniyle İstanbul, Adana ve Antalya gibi illerden getirilen araçlar Abdülaziz'in kalacağı otelin otoparkına sığmadı. Kral Selman için yarın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlenecek. Kral Selman, Ankara'daki temaslarının ardından 14-15 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi'ne katılacak. Şırnak'ta askerin bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için düzenlediği operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Bölücü terör örgütü mensuplarının sokak ve caddelerde vatandaşların evlerine verdiği zararlar fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyonlara kararlılıkla devam ediliyor. Devam eden operasyonlarda teröristler tarafından il merkezinde yapılan barikatlar asker ve polisler tarafından kaldırılıyor. Teröristlerin bölgede kararlılıkla mücadele veren askerlere kardeşçe zarar vermek için yollara, duvarlara, bina girişlerine, toprak altına tuzakladıkları birçok el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Şırnak sokaklarında hainler tarafından açılmış hendeklerin kapatılma işlemlerine de devam ediliyor. Teröristlerin vatandaşlara ait binalarda oluşturdukları yaşam alanları, gözetleme amaçlı açılan mazgallar, evlerden evlere geçiş amacıyla kullanılan tüneller ve bu tünellerin kapatılmasına ait görüntüler fotoğraflara yansıdı. İki haftadır Almanya'nın gündemine oturan basın özgürlüğü ve sınırları tartışmasına Mayıs savcılığı son noktayı koydu. Savcılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden komedyen hakkında suç duyurusunda bulundu. Mainz Kent Savcılığı, Almanya'nın devlet kanallarından biri olan ZDF'de 31 Mart'ta yayınlanan Yeni Kral isimli komedi programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu hakaret dolu şiir nedeniyle Alman komedyen için hakaretten dolayı suç duyurusunda bulundu. Kararı malum bugün. Basın özgürlüğünün tartışıldığı Almanya'da birçok komedyen meslektaşları Böhrmann'a sahip çıkarak kendilerinin de yargılanmalarını istedi. Siyasiler ise kişilik haklarına saldırıda bir sınırın olmasını tartışırken, olay üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu şiirin bilinçli bir şekilde incitici nitelikte olduğu değerlendirmesini yapmıştı. Alman ceza yasasının 103. maddesi yabancı devlet adamlarına hakaret kapsamından 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüğümüz de bununla ilgili bazı açıklamaları... İstanbul'dan bir haberimiz var şimdi. Kağıthane Sadabat viyadüğünde ailevi sebeplerden dolayı intihar etmek isteyen Ahmet S. isimli vatandaşı akrabaları sonunda ikna etti. Olay Sadabat viyadüğünde saat 23 sıralarında meydana geldi. İddialara göre ailevi problemleri olan, bundan dolayı viyadüğün parmaklıklarına çıkan 30 yaşlarındaki Ahmet S. isimli vatandaşı yoldan geçen sürücüler fark etti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polis Ahmet S.'yi aşağıya indirmek için ikna çabalarında bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri viyadüğün altında branda açtı. Olayı duyan yakınları da olay yerine gelerek Ahmet S. adlı kişiyi intihardan vazgeçirmek için uğraştı. Yaklaşık 2 saat süren polis ve akrabaların ikna çabası sonucu Ahmet S. intihar etmekten vazgeçirildi. Olay sırasında çevrede toplanan vatandaşların fotoğraf çektiği görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Evet, ne yazık ki halk olarak kötü durumdayız. Gençler intihar ediyor, büyükler intihar ediyor, küçükler intihar ediyor. Herkes cinnet geçiriyor. Bunun sebebi nedir diye bakacak olursak, huzur İslam'da diye çok güzel bir söz var. Bu sözün yaşanmayışıdır bence. İslam'ı yaşamadığımız için sürekli bu tip haberleri sizlere vermek zorunda kalıyoruz. Aile içi şiddetin ve aile içi iletişim kopukluğunun en büyük sebebi hiç şüphesiz ki bu akıllı telefonlar, bu televizyonlar, diziler, filmler insanları kendisine takipçiliği bırakın, affedersiniz köle yapan televizyon programları diyelim. Ve o televizyon programlarında yıllardır ailemizin yapı taşlarını bozmaya çalışan ve bunu başaran açıkçası ve bunu başaran gerek izdivaç programları olsun gerek diziler, filmler olsun bir şekilde RTÜK başta olmak üzere bunlara önlem alınması gerekiyor diyoruz. Tip tip haberler çıkıyor karşımıza. Bugün sosyal medyada gezen haberlere baktığımız zaman çok enteresan haberler çıkıyor. Bunların yayınlanmasını engellemeye çalışıyoruz. Biz buradan haberi verebilirdik bugün. Çok enteresan bir haber vardı. Belki siz de duymuşsunuzdur. Bir izdivaç programında gelin ile damat göğe evlenecek. Bunların hepsi kurgu olduğunu söylemiştik daha önce de. Bir de bakıyorsunuz ki aslında 7 aylık evli çıkıyorlar falan. Bir türlü dümenler, bir türlü insanların ahlaki yapılarını bozmak için birebir. Artık bu izdivaç programları aile yapısını bozmak için artık birebir yani. Hani daha işin başında olayı bozuyorlar. Her şeyi maddiyata döküyorlar. Bunların bir an önce kaldırılması şarttır diyoruz. Bir an önce bazı kesimlerin bu işe el atması gerekiyor diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 10 metre yükseklikten uçtu. Meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi ise ağır şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nden Zonguldak Çarşı Merkezi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 16F6260 idaresindeki Kenan Uzun, 10 metre yükseklikten Zonguldak Adliye Lojmanları'nın arka tarafına uçtu. Yol kenarındaki korkuluklara çarpan sürücü Kenan Uzun ve aynı araçta bulunan Fatih Kabasakal ağır yaralandı. Gece yarısı saatlerinde meydana gelen olayda olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri yaralılara müdahale etti. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından durumu ağır olan araç sürücüsü Kenan Uzun, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Kabasakal'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Suriye'den atılan iki roketin Kiliskent merkezine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Bölgede büyük panik yaşanırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre saat 09.40 sıralarında Suriye'den ateşlenen iki roketten birisi Kiliskent merkezinde inşaat devam eden Ziraat Fakültesi bahçesinde zeytin bahçelerine, diğeri ise Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki Cahit Çetin Öğrenci Pansiyonu'nun duvarına isabet etti. İlk belirlemelere göre belediye bahçe işlerinde çalışan işçilerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı. Cahit Çetin Öğrenci Pansiyonu'nun karşısında bulunan Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü okul tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri sevk edildi. Ya.
İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Marmaray'da sabah saatlerinde arıza yaşandı. Şimdi bakalım neler olmuş. Artık çekerim bu Marmaray'ın başını patladı. Şöyle. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda yolcuların tünelde yürüdüğü görüldü. Sabah saatlerinde Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle sefer yapılamadı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Marmaray'ın raydan çıktığı ve yolcuların tünellerde yürümek zorunda kaldığı iddia edildi. Artık çekerim bu Marmaray'ın başını patladı. Şöyle. Evet, şimdi yurt dışından haber vereceğiz sizlere. Tayland'da bir terör saldırısı yaşandı. Motosikleti bir kişi tarafından düzenlendi ve saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şimdi o videoyu izleyelim. Dün Jana bölgesindeki polis karakolu önüne çekilen bombalı motosiklet, terörist indikten saniyeler sonra infilak ettirildi. Olayda bir rütbeli polis ve 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Terörist kaçarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Evet, şimdi ise Hindistan'dan bir haberimiz var. Kontrolünü yitiren bir kamyon yayaların arasına dandı. İşte o dehşet olanlar. Hindistan'da kontrolü yitirilen kamyon yayaların arasına daldı. Korkunç kazada kamyon bir şahsa çarpıp yan yattı. Olayda kamyon sürücüsünün ve çarptığı kişi yaralandı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. FMTV Ara Haber Bülteni'nde gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hayırlı günler efendim.